Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manab ben. Bu akşam hemen bir video çekeyim istedim. Çünkü bence oldukça önemli bir video. Şimdi şöyle söyleyeyim. Oldukça önemli bir haber çünkü. Teknobura.net'te bunun haberini yayınladık. Sizlerden de tek bir ricam var arkadaşlar. Lütfen Teknobura.net'teki haberlere girip bir bakmanız, bize destek olmanız. Hakikaten bu dönemde oldukça fazla buna ihtiyacımız var. Çünkü yani... Neyse çok da fazla bir şey söylemeyeceğim. Dediğim gibi ihtiyacımız var. Lütfen haberlere girersiniz. Bakarsanız sevinirim. Şimdi şöyle söyleyelim. Oppo Coloros 7 güncellemesiyle ilgili tabii ki takdir edersiniz ki uzun zamandan beri büyük bir beklenti var. Bekleyiş var. Yani bu bekleyiş öyle bir hale geldi ki artık insanlar yani telefonla güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi diye o kadar çok soru aldım ki ben bu konuda. Ve Oppo'da nihayet arkadaşlar bu güncellemeyi bizlere sunabildi. Evet güncelleme Android 10 güncellemesi tarafında aslında en geç kalan üretici Oppo oldu ama şöyle de bir şey söylemek lazım. Mesela Android 10 güncellemesi bugün hatta yayınladı. Bunu da haberini paylaştık. Yine teknobura.net'te var. Tüm ekosistemde Android telefonlar içindeki sadece %8'lik dilimi kapsıyor Android 10. Yani o kadar az bir telefonda var ki aslında Android 10 güncellemesi. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yani yine sitede var arkadaşlar. Yine teknobura.net'te göreceksiniz. Galaxy M31 ve A70'e son gelen güncellemeden sonra telefonlar download moda geçiş yapıp ve kalmış yani. Birçok dediğim gibi insan burada o güncellemeden sonra bu problemi de yaşamış. Yani biliyorsunuz Apple güncellemeyle telefonları yavaşlattığını kendisi zaten açıkladı. Ortaya çıktı bu. Yani güncelleme hakikaten çok önemli. Gerçekten çok önemli. Fakat yani bu güncelleme tarafına çok ne kadar takılmak doğru bilmiyorum. Eğer telefonlar mesela Meizu 17 gibi. Yani ben mesela geçtiğimiz günlerde Meizu 17 gördüm. En son güncellemeyi 13 ay evvel almış. Hatta şu an Nisan ayız 14 ay önce almış. Yani bu noktadaysa gerçekten eleştirilecek bir şey. Ama güvenlik güncellemesi geliyorsa bir telefona. Bence hani en önemli güncellemelerden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle bu. Mesela ben şu an ne kullanıyorum? Oppo Reno 2 kullanıyorum. Peki Oppo Reno 2'nin arkadaşlar mesela güvenlik güncellemesi bu telefonu ne zaman almış? Buna bakalım. En azından burada bu noktada kafada bir şey kalmasın istiyorum. Yani güncelleme ve çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ama en son Mart güncellemesini almış olarak görüyoruz arkadaşlar. Coloros 6.1 güncellemesi gelmiş. Hatta bundan da bir ekran görüntüsü aldım. Şimdi bu telefona Coloros 7'yi bekliyoruz artık. Bu da artık ne zaman geleceği de resmen açıklandı arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Çok enteresan bir bilgi vereceğim. Şimdi 17 önceki Çin'den başlayacak tabii güncelleme. 17 Nisan tarihinde Reno 2'ye gelecek. Yani ilk önce bu telefon güncelleme alacak. Bunu söyleyelim. Geldiği zaman da işte 6 gün var. Önümüzdeki hafta umarım. Önümüzdeki hafta cumartesi günü bunun videosunu çekeriz diye düşünüyorum inşallah. 18 Nisan tarihinde ise F11. Türkiye'de satılmadı bu telefonlar ama F11 Pro. F11 Pro Marvel's Avengers modeli var arkadaşlar. Limited Edition'da bir model var. Ona gelecek. Ve bununla beraber A9 diye bir modele gelecek. Fakat bakın bu A9 ülkemize tanıtılan A9 2020 değil. Başka bir A9'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu da dediğim gibi Çin pazarına satışa sunulan bir telefondu. Yani şu anda dediğim gibi 18 Nisan'da ülkemize satılan bir telefona gördüğüm kadarıyla bir güncelleme gelmeyecek. 20 Nisan tarihinde arkadaşlar Reno Z, ilk nesil Reno Z'ye güncelleme gelecek ve Reno diyorum. RX 17 Pro'ya gelecek arkadaşlar güncelleme. Yani ilk nesil Reno'da, Reno Z'de arkadaşlar RX 17 Pro'da güncellemeyi alacak. Tabii ki birçok insan bana şunu soracaktır bu noktada. Türkiye'de herhalde peynir ekmek gibi satan RX 17 Neo güncelleme alacak mı diye soracaktır. Şu an gördüğümüz kadarıyla böyle bir güncelleme yok ama bu Nisan ayının takvimi arkadaşlar. Mayıs ayında gelir mi? Hep beraber göreceğiz. Umarım gelir. 25 Nisan tarihinde ise arkadaşlar Reno 2Z'ye Android 10 ve Coloros 7. güncellemesi sunulacak. Şimdi global pazardaysa Nisan ayında güncelleme verecek telefonlar listesi de yayınlandı. Şimdi ilk Reno 1 serisine de güncelleme gelecek arkadaşlar Nisan ayı içinde. Artık ne kadar var? Bugün ayın 11'i. Yani herhalde bir 20 gün içinde herhalde bu güncelleme mutlaka gelecektir. Kazakistan'da başlayacakmış güncelleme Reno 1'e. Reno 2'ye arkadaşlar Ukrayna, İsviçre ve İspanya'da güncelleme başlayacak. Reno Z'ye öncelikle Rusya'da başlayacak güncelleme. Reno 10X Zoom'a Rusya ve Kazakistan'da başlayacak güncelleme. RX 17 Pro yine Kazakistan'da başlayacak güncelleme. Sanki böyle Kazakistan'da böyle bir hani Oppo yani artık Oppo'nun güncelleme
artık sisteminin şeyinin o bölümün başında kim varsa herhalde Kazakistanlı arkadaş. Kazakistan'a ne haber güncelleme var, çok enteresan. Arik 17 Pro dediğim gibi yine Kazakistan'da başlayacak güncelleme. Ara 17 serisi arkadaşlar, o da Türkiye'de satılan bir model değildi. Ara 17'de Avustralya'da başlayacakmış güncelleme, o da enteresan. Find X serisi ise Avrupa'da İspanya, İtalya, Hollanda, Rusya ve takdir edersiniz ki Kazakistan'da başlayacak tabii ki. Yani şimdi yani bu telefonlar güncelleme alacak. Özellikle Reno serisinin neredeyse, yani neredeyse değil mi, hepsinin güncelleme alacağını görüyoruz arkadaşlar. Zaten Reno 3'te Android 10 var. Bunu söyleyelim. Ama dediğim gibi yani Reno 2 ve Reno'da da ilk nesil Reno'da, Reno Zen'in de güncelleme alacağını söyleyelim. Bu noktada oldukça başarılı. En azından bu aile tamamen ve tamamen Android 10'a geçiyor. A serisinde A9'un gelmesi oldukça önemli. Evet, A9 2020 değil ama A serisine güncelleme gelmesi önemli. Ben burada da A5 2020 ve A9 2020 için hakikaten bir umudum yeşerdi. Bunu söyleyebilirim. Ama Arik Sonya'nın Neo için hakikaten çok soru geleceğine eminim. Ben Arik Sonya'nın Neo'ya güncelleme geleceğini pek düşünmüyorum. Ama umarım gelir. Yani Oppo bizi yanıltır. Söyleyeceğim şeyler şimdilik bu. Telefonlara bakıyorum, başka bizi ilgilendiren. A5S'e gelecek mi diyeceksiniz. Hayır, gelmeyecek. Çünkü ona zaten Android 9 da gelmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyelim. Benim güncelleme ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Nisan ayı içinde gerçekten Reno serisinin hepsinin güncelleme almasını bekliyoruz. Türkiye'ye ne zaman gelir güncelleme? Kısa sürede gelir. Birçok insan şurada şunu da söyleyecektir buna. Daha önce hatırlarsanız bunu yaptırmıştık size. Söylemiştik nasıl yapıldığını. Yani bölge değişikliği yaparak arkadaşlar telefonunuza güncelleme almanız da mümkün. Ama ben bunu kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum. Ama ben önermesem de siz dediğim gibi dayanamayacaksınız muhtemelen ve bu güncellemeyi yapmak isteyeceksiniz. Dediğim gibi ben ama kesinlikle Türkiye'ye gelen güncellemeyi yapmanızı size şiddet öneriyorum. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Yeni videolar görüşeceğiz. Umarım bir an önce biz de bu güncellemeyi alırız ve sizlerle bu video özellikle Coloros 6 ile Coloros 7 arasında nasıl bir fark var, bunları size göstermiş oluruz. Söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yeni videolar görüşeceğiz. Hoşça kalın. Bye bye.